terminali işletiyor, havaalanını koruyor, idari işleri yürütüyorlar. Uluslararası havalimanını açık tutarak bir ülkenin dünya ile olan bağlantısını sağlıyorlar. Onlar Afganistan'da görev yapan Türk askerleri. TRT Haber ekibi olarak Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndayız. Burası Afganistan'ın dünyaya açılan kapısı ve işletmesiyle güvenliği 6 yıldır Türk askeri tarafından sağlanıyor. Bu sayede Afgan halkı buradan güvenle seyahat ediyor. Afganistan'da dış temsilciliklerin açık kalması için havalimanının işlemesi şart. ABD ve NATO unsurları 11 Eylül'e kadar ülkeden çekilmiş olacak. Türkiye'nin göreve devam etmesi için koşullar üzerinde ABD başta olmak üzere pek çok ülkeyle görüşmeler devam ediyor. Afgan halkı da Türk askerinin kalmasından yana. Sadece söyleyebilirim ki Türk askerinin burada kalması için Afganistan ülkesi seviniyor. Neden seviniyor? Seviniyor ki bu Türk askeri ise Müslüman ülkedir. Yani bizim için çok değerli bir ülkemizdir. Türk ordusunun burada varlığını yani şu an istiyorlar. Yani varlığı daha iyi olacak diye düşünüyorum ben kendi düşüncem. Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı Kışlası'nın namı diğer Kaya Kışlası'nın girişindeyiz. Burada güvenliği Türk ve Azerbaycan askerleri birlikte sağlıyor. Halihazırda Amerika, Norveç ve Azerbaycan birliklerinin görev yaptığı üste 500 civarında Türk güvenlik görevlisi bulunuyor. Asker, polis ve jandarma birlikte çalışıyor. Üs içindeki güvenlik de yine yerli ve milli teçhizatlarıyla Mehmetçik tarafından sağlanıyor. Hamid Karzai Havalimanı kompleksinin içerisinde yer alan askeri üs oldukça geniş bir alana yayıldığı için personel de ağırlıklı olarak ulaşımda bisikleti tercih ediyor. 450 bin metrekarelik alana yayılan üste askerlerin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri pek çok nokta yer alıyor. Mağaza, restoran ve berberler bulunuyor. Yemekhanelerde çıkan Türk yemekleri diğer ülkelerin personeli tarafından da rağbet görüyor. Mehmetçik koronavirüs tedbirleri nedeniyle iki kişilik odalarda artık tek kişi kalıyor. Banyo, çamaşır gibi tüm ihtiyaçları yine üs içerisinde karşılanıyor. Askerlerin boş vakitlerini değerlendirebileceği bir de kütüphane bulunuyor. Üste 2018'den bu yana TİKA tarafından yaptırılan ve çalışanları Diyanet tarafından atanan bir de cami bulunuyor. Müslüman personelin vakit, cuma ve bayram namazlarını kılabildiği camiye 15 Temmuz'un ilk şehidi Bülent Aydın'ın ismi verilmiş. Türkiye'den 3000 kilometre uzakta Kabil'deki üste de Kurban Bayramı kutlandı. Bayram namazının ardından üssü gezen Türk görev gücü komutanı görevli Mehmetçi'yi tek tek selamladı. Afganistan Türk Görev Kuvvet Komutanlığı bayramlaşma töreninde görüşmenize hazır mı komutanım? İyi bayramlar arkadaşlar.